Merhaba 8. sınıflar. Atlas Akademi'ye hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Unit 1 Friendship ile karşınızdayım. Bu sene LGS'ye birlikte hazırlanalım dedik. Ve başlayalım dedik. Unit 1 başlayalım dedik. Friendship ünitesi yani arkadaşlık ünitesi bizim için aslında çok zor bir ünite değil. Adı üstünde Friendship yani arkadaşlık söz konusu olunca bu ünitede neler göreceğiz isterseniz onlardan biraz bahsedelim. Ee, gördüğünüz gibi Making Offers yani teklifte bulunma konusunu göreceğiz. Making Offers deyince yani teklifte bulunma deyince aklımıza sadece bir kalıp iki kalıp gelmeyecek. Toplam 5-6 kalıbımız var. Bu kalıpları birlikte göreceğiz. İlk kalıbımız aslında sizin daha önceden de e, aşina olduğunuz bir kalıp olduğunu düşünüyorum. Would You Like kalıbımız. Would You Like'ın kelime anlamı ister misin demek ama Şöyle ayırmamız gerekiyor. Would you like kalıbı bazen arkasına burada gördüğünüz gibi to kelimesini alabiliyor. Ne zaman to kelimesi alıyor? İşte şimdi ona bakmak istiyorum ben. Would you like eğer hemen arkasından bir isim gelirse yani biz buna noun diyoruz. Eğer bir isim gelirse bu şekilde kullanılabiliyor. Would you like plus noun diyoruz buna ama eğer would you like'tan hemen sonra Arkaya bir tool geliyorsa bu ne demektir biliyor musunuz? Buraya bir verb gelecek demektir arkadaşlar. Verb gelecek demek ne demek? İşte go gibi, come gibi, eat, drink gibi mekmak ile biten bir fiilden bahsediyorum arkadaşlar. İsterseniz biraz örneklerle bunu açalım. Hemen şöyle kağıdımızı alalım. Evet. Burada iki tane örneğimiz var. Fark ettiyseniz her iki örneğimizde would you like plus noun yani would you like artı isimle ilgili örnekler. Hemen bakalım birinci örneğimize. Would you like some fruit juice? Biraz meyve suyu ister misin? Biraz meyve suyu ister misin? Burada baktığımız zaman herhangi bir verb görüyor muyuz? Yani fiil görüyor muyuz? Hayır. Direkt would you like'dan hemen sonra miktar bildiren kelimem var. Ve sonrasında da meyve suyu kelimesi var. İkinci örneğime bir bakayım. Would you like a bar of chocolate? Bakın yine would you like'dan hemen sonra yine miktar belirleyici bir kelimem var. A bar of bir kalıp demektir. Bir kalıp çikolata ister misin şeklinde soru sormuşuz. Bakın bunlar fark ettiyseniz her biri birer nedir? Offer'dır yani tekliftir arkadaşlar. Devam edelim. Az önce de dediğimiz gibi, Would you like her zaman yalın olarak kullanılmıyor. Bazen arkasına ne alıyor demiştik. To sözcüğünü de alabiliyor demiştik. Ne zaman alıyor demiştik? Hemen hatırlayalım. He, eğer bir fiil varsa, verb varsa demiştik. Would you like to go to the shopping mall? Baktığım zaman, Would you like to, bakın az önce bahsettiğimiz mevzu, hemen arkasında ne görüyorsunuz? Go to. Go gitmek demek. O yüzden buraya ne getirmişiz? Tu kelimesini getirmişiz. Yalnız burada dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Şu tuyla, şu tu arasında bir fark var. O da normalde gitmek go to şeklinde kullanılıyor. Yani yönelme anlamı veriyor bu. Mesela alışveriş merkezi ne? Derken aslında o e'yi biz bu tu sağlıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Yani şu tu'yu bu to ile karıştırmayalım lütfen. Ee, ne dedik? Alışveriş merkezine gitmek ister misin? Bir fiil işin içine girdiği için otomatikman ne giriyor? to kelimesi işin içine de girmek zorunda. Devam ediyorum bir örnekle daha. Would you like to watch a film with me? Hemen bakalım. Bu cümledeki fiili hemen bir bulalım. Evet, nedir bu cümlenin fiili? Would you like to watch, değil mi? Watch izlemek demek. Gayet bilindik bir kelimedir. Birçoğu öğrenci bu kelimeyi bilir. Benimle bir film izlemek ister misin? Bakın izlemek ister misin? Bir film ister misin demiyor. Bir film izlemek ister misin dediği için otomatikman ben buraya ne getirmek zorundayım arkadaşlar? To kelimesini getirmek zorundayım. Evet bu önemli bir ayrım. Karşınıza çıkacağını düşündüğüm de bir ayrım. Devam edelim isterseniz. Would you like ve would you like to kalıbımızdan sonra şimdi karşımızda bir üçüncü kalıbımız var offer kalıbımız. Yani bu da bir teklif kalıbımız. Why don't you or why don't we şeklinde kullanılıyor. Peki neden buraya sadece you ve we'yi getirdiniz diye düşünürseniz eğer. Çünkü sadece bu subject pronounlarla kullanılabiliyor why don't kalıbı. Why'ın zaten normalde kelime anlamının niçin neden anlamına geldiğini bildiğinizi düşünüyorum. Hemen bakalım örneklere. Olumsuzluk var bakın burada. Fark ettiniz mi? Don't kelimesinden dolayı why don't we go to a book fair? Book fair bu ünitenin kelimelerinden birisi kitap fuarı demek. Niçin bir kitap fuarına gitmiyoruz? Bakın bu bildiğiniz bir offer. Teklifte bulunuyorsunuz arkadaşınıza. Niçin gitmiyoruz şeklinde. Ve ne ile yapmışız? Hangi subject pronounu kullanmışız? We subject pronoununu kullanmışız arkadaşlar. Peki ben bunu why don't she, why don't he diyebilir miyim? Hayır, o şekilde kullanamıyoruz. Why don't we ya da ikinci örneğimizde olduğu gibi why don't you şeklinde kullanıyoruz. Aslında şöyle düşünürsek birinci örneğimizde arkadaşlar ne yapmışız? Kendimizi de işin içine dahil etmişiz. Gitmiyoruz diyoruz. Bakın neden gitmiyoruz? Ama ikinci örnekte teklif aslında sadece karşımızdaki kişiye yapılıyor. Hemen okuyalım. Why don't you help me with the cooking? Bana yemek pişirmede niçin yardımcı olmuyorsun? Neden yardımcı olmuyorsun? Bakın bu bir hesap sorma gibi düşünmeyin. Hani teklif anlamında bir şey düşünün. Evet hesap sorma anlamında da böyle bir cümle kurulabilir ama bu o şekilde bir şey değil. Ee, sadece seçtiğim kelimelerden ve örnekten dolayı sanki hesap sorma gibi oldu hani eşlerin. E, beylere yaptığı sitem gibi oldu ama hayır bu bir teklif. Hani neden bana yardımcı olmuyorsun gibi düşünelim tamam mı? Ve fark ettiyseniz ne yaptık bunu da you öznesi, you subject pronounu ile yaptık diyoruz. Ve bir sonraki kalıbımıza bakalım. Hatta kalıplarımıza bakalım diyelim değil mi? Bakın fark ettiyseniz buraya how about ve what about yazmışım. How about ve what about bunlar arkadaşlar ikisi de birebir eş anlamlı. Peki fark var mı aralarında? Hayır. Her ikisi de birbirinin aynısıdır. Peki nasıl bir anlam katar cümleye? Ne dersin gibi bir anlam katar. Peki acaba nasıl kullanılır? İki kullanım şekilleri vardır. İlk kullanım şeklini göstermek istiyorum size. İlk kullanım şeklimiz nasıl biliyor musunuz? How about ve what about'tan sonra şurayı artıya çevirelim. Verb ing şeklinde kullanımdır. Verb'in az önce anlamını konuşmuştuk. Fiil demekti. Yani how about ve what about'tan sonra eğer ben bir fiil getirirsem ona ne getirmek zorundayım? ing ekini getirmek zorundayım. Örneğime bakıyorum. What about organizing a surprise party for Ahmet this weekend demişiz. Hemen bakıyorum. Teklif kalıbım hangisi? Budur. Bunun yerine how about gelir miydi? Evet gelirdi. Benim bu cümledeki verb'üm hangisi? Organize fiili benim bu cümledeki verbüm. Ve bakın fark ettiniz mi? Bu kelimenin normalde orijinal hali, verb one hali or, şu şekilde e ile biter arkadaşlar. Bu bir ing kuralıdır. E ile bittiği için ing'yi getirirken ne yapmışım ben burada? E'yi düşürmüşüm arkadaşlar tamam mı? Evet bakalım bu hafta sonu Ahmet için bir sürpriz parti hazırlamaya, organize etmeye ne dersin diye bir teklifte bulunulmuş. Bunu how about'la da yapabilirdik gayet tabii. Az önce de söylediğimiz gibi evet devam edelim. Şimdi how about kalıbıyla bir örnek yazdım sizler için. How about kalıbıma bir bakalım. How about meeting with friends on Saturday. Burada da gene kalıbım bu. Artık bunu biliyoruz. Hemen arkasından buluşmak anlamına gelen, karşılaşmak anlamı da var. Ama burada buluşmak anlamını görüyoruz. Buluşmak anlamına gelen meet fiilini Plus yani artı ING ekimi görüyorum. Cumartesi günü arkadaşlarla buluşmaya ne dersin şeklinde teklifte bulunuyorum. Bir sonrakine bakalım. What about going to the theater this afternoon? Hemen arkadaşlar bu cümlenin bir fiilini bulalım hep beraber. Çok az bir süre veriyorum. Evet bildiniz. How about going to the theater this afternoon. How about kalıbından sonra gelen fiilime yani verb'ime ne ekledim? ing eklediğim ve bu cümlenin bu teklif kalıbının the, bu teklif e, kalıbı ile oluşturulan cümlenin anlamı bu öğleden sonra tiyatroya gitmeye ne dersin şeklinde verilebilir. Evet buradaki theater da yine unit one friendship ünitesinin bir kelimesi. Genelde örneklerde e, ünite kelimelerimizi kullanmaya özen gösterdim ben. E, devam edelim. He, i̇şte şimdi burada iş biraz değişiyor. Az önce demiştim ya size. How about ve What about it iki şekilde kullanımı vardır demiştim. İşte şimdi bu ikinci şekilde kullanımını görüyorum. Burada How about bu What about da olabilirdi. Plus noun kullanımını görüyorum arkadaşlar. Yani şey gibi oldu bu. Hani bu July kalıbından sonra fiil de geliyordu, isim de geliyordu. How about ve what da aynı şey söz konusu. Ama tabii ki birebir aynı durumlar söz konusu değil. Sadece hani isim ve fiil gelmesi bakımından bir benzerlikleri var. Onun dışında bir benzerliğimiz yok. Çünkü burada to kullanımı falan yok. How about ve what Sadece ne var? Eğer fiil varsa ing var arkadaşlar. Hemen bakalım. How about a slumber party on Monday evening? Şimdi bakıyorum. How about kalıbından hemen sonra a slumber party diye bir e, kalıbım var. Pijama partisi demektir slumber party. Bakın gitmeye ne dersin demiyor. Direkt pazartesi akşamı bir pijama partisine ne dersin şeklinde kullanıyor. Burada herhangi bir verb kullanımımız yok. Ama bunu şöyle yapabilir miydi? Tabii ki de yapabilirdi. How about going a slumber party on Monday evening de diyebilirdi. O zaman ne yapmak zorunda? Go fiiline gitmek anlamında kullandığı için ing getirmek zorunda. Hemen ikinci örneğe bakıyorum. İkinci örneğim how about some cake? Biraz keke e ne dersin? Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da herhangi bir fiil kullanımı olmadığı için direkt how about'tan hemen sonra ne dersin dediğimiz şeyiz kelimeyi kullanıyoruz. Peki burada Hemen şöyle düşünelim. Bunu fiille yaptığımızı düşünelim. Anlamanız açısından tekrar örnek veriyorum. Biraz kek yemeye ne dersin? Ne yapardık? Klasik bu kelimemizi bilmeyen olmamalıdır diye düşünüyorum. Eat fiilini ekliyorum ama how about eat some cake dersem ne olur arkadaşlar? Yanlış olur. Ne getireceğim? ING ekimi getireceğim. How about eating some cake yapabilirim ben bunu. Ya da direkt how about some cake şeklinde kullanabilirim. Hadi gelin bakalım. Bir de neye bakalım arkadaşlar? Let's kalıbımıza bakalım. Let's'i de artık Sar Sultan bile duydu diyelim. Hadi anlamına geliyor biliyorsunuz ve hemen arkasından let'sin hemen arkasından ne geliyor arkadaşlar? Verb geliyor. Peki verb herhangi bir ek alıyor mu? Hayır, almıyor arkadaşlar. Hiçbir ek getirmiyoruz. ING vesaire ve let'sin hemen arkasından verb getiriyoruz. Araya to vesaire bir şey getirmiyoruz. Examples, let's look at the examples. Let's study together. Hadi birlikte çalışalım. Let's watch an animation tonight. Hadi birlikte bir animasyon filmi izleyelim. Yine bu ünitenin kelimelerinden birisi film türleri var bu ünitede. Bakın fark ettiyseniz watch ve study verb one şeklinde kullanılmış. Peki let's de herhangi bir noun kullanımlı bir durumumuz var mı? Hayır yok direkt arkasına fiil olan bir offer'dır. Evet şimdi offer'larımızı yaptık. Yani ne yaptık arkadaşlar? Tekliflerimizi yaptık. Şimdi sırada ne var? E bu teklifler yapıldı da Accept mi yapacağız yoksa refuse mi yapacağız? Accept deyince face expression, look at the face expression. This is a positive answer. Yani ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Birçok şekilde kabul etme şekliniz var. Kalıplarınız çok değişebilir. Benim burada verdiklerim Hepsi değil. Onu söyleyeyim. Zaten sınırsız yani. Hani konuşma dilinde birçok şekilde söyleyebilirsiniz. Ama en çok karşınıza çıkacakları buraya iliştirdim ben. Hadi birlikte bakalım. That's awesome. Awesome harika demek zaten arkadaşlar. That's awesome olunca da bu harika demiş oluyorsunuz. Peki hocam. That's great olmaz mı? E tabii ki de olur. Neden olmasın? Aynı anlama geliyor zaten. Yes, I'd love some. Şimdi diyelim ki birisi size şöyle sordu. How about some cake? Biraz kekener ne dersin? Cevap aynen şöyle gelir. Çok da güzel oturur bakın. Yes I'd love some. Ben biraz isterim. Evet biraz isterim. Let's go on. Yes please I'd like some. Bakın üstteki ile alttaki birbirine çok benziyor. Ufak tefek değişiklikler. Love yerine like kullanılmış. Yes please denmiş. Evet lütfen. Burada teşekkürler denmiş ama evet lütfen biraz isterim şeklinde çevirmemiz daha doğru olur belki de. Peki bu nedir? Neyin kısaltılmasıdır? I would love. Ya da bu da aynı şekilde. I would like'ın kısaltılmasıdır arkadaşlar. Bakalım. Sure that sounds fun, great, good. Tabi kulağa eğlenceli geliyor, harika geliyor, iyi geliyor şeklinde çevrilebilir. Ya da yeah why not? Evet neden olmasın? Bu da bir accepting kalıbıdır arkadaşlar. I'd love to. Thanks. Çok isterim. Teşekkürler şeklinde yapabiliriz. Ya da That's very kind of you. Thanks. Çok naziksin. Teşekkürler. Kind, kibar demek zaten. Oradan gelsin aklınıza. Ya da Yeah, that would be great. Az önce ne demiştik? Great, harikadır demiştik. Evet, bu harika olur. Bu şekilde kullanabiliriz. Hadi gelin birazcık da refusing yapalım. Yani reddedelim. Hatta belki biraz mazeret bildirelim. I'm sorry, I can't. En klasik refuse cevabıdır. Üzgünüm, yapamam, gelemem anlamında da kullanabilirsiniz. Yani size yapılan teklife direkt I can't diye cevap veriyorsunuz. No thanks, I'm full stuffed. Hayır, teşekkürler. Bu bir yiyecek teklifi olduğunda tabii ki de kullanılabilecek bir excuse, bir mazeret. Ben tokum diyor. Stuffed da eş anlamlı. I'd love to, but... Niye burayı nokta nokta bıraktınız? Mesela... I'd love to but I have to study. Study buradaki have to zorunluluk bildirir. Çok isterdim ama ya ders çalışmak zorundayım. Yani but'tan sonra ne bildiriyorsunuz arkadaşlar? Excuse bildiriyorsunuz. Yani mazeret bildiriyorsunuz. Bu mazeret duruma göre tabii ki de ne yapabilir? Değişiklik gösterebilir diyorum ve devam ediyorum başka bir kalıpla. No thanks, not right now. Hayır, teşekkürler. Şu anda değil. Şimdi değil. That's very kind of you but hatırlayın az önce accepting yaparken that's very kind of you kullanmıştı ve pozitif olarak kullanmıştı. Peki bunu refusing yapan bu kalıbı burada bulunduran ne? Şuradaki but arkadaşlar but cümlenin yönünü değiştiren bir kelimedir. Fakat anlamına geldiği için çok naziksin ama Atıyorum ben buraya bir e, excuse yazacağım. I'm tired. Ben yorgunum. Hani birisi size bir teklifte bulundu. Dedi ki, Let's play basketball. Hadi basketbol oynayalım. That's very kind of you. But I'm tired. şeklinde kullanabilirsiniz. Hani teklifte bulunduğun için çok naziksin anlamında. Devam edelim. I don't think I can. Ne demek istiyor arkadaşlar burada? Yapabileceğimi sanmıyorum diyor. Normalde biliyorsunuz I think düşünmek, sanmak anlamında kullanılıyor. Don't getirdiğimiz zaman biz burada ne yapıyoruz? Düşünmüyorum, sanmıyorum anlamında kullanıyoruz. Bu da gayet bir refusing'tir. Devam edelim. No thanks for the no Thanks for the invitation. Invitation arkadaşlar bu gene bu ünitenin kelimelerinden davet anlamına geliyor. Invite zaten davet etmek demek biliyorsunuz. Ee, ne diyor? Hayır davet için teşekkürler. Peki bu cümleden sonra herhangi bir mazeret bildirilebilir mi? Tabii ki de bildirilebilir. İşte başka bir planım var diyebilirsiniz. I have another plan şeklinde. Bu gider, uzar. Yani kısacası arkadaşlar genel hatlarıyla accepting ve refusing kalıplarımız bunlar. Making offers kalıplarımız da az önce konuştuk. E, faydalı olacağını düşünüyorum bu videonun size. Gayet detaylı bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. E, bu bizim e, bu ünitedeki videolarımızın birinci parti. Tabii ki de bu ünite bundan ibaret değil. Çok sık kullanılan sorularımız var mesela bu ünitede arkadaşlıkla ilgili sorulan sorular ya da doğru arkadaşla ilgili kullanılan kelimelerimiz var. Bunları da bir sonraki videomuzda çekeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Atlas Akademi'ye abone olmanızı rica ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.